Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleri. Tarımda doğru bilginin kısa yolu, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün bozkurt konusuyla Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Yeşim Şahin Bulat hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ben Yeşim Şahin Bulat. Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü bölümü sebzeyen ve endüstri bitkileri laboratuvarında bitki zararları bölümünde çalışmaktayım. Şu anda halihazırda Çukurova Üniversitesi Entomoloji Anabilim Dalı'nda doktoramı yapmaktayım. Bugün de sizlere sebze zararlarından bozkurtlar hakkında bilgi paylaşacağım. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan aramızda olduğunuz için çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Böyle bir imkanı bize sunduğunuz için hem Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne hem de kendi çalıştığım kurumu Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teşekkürlerimi sunumumun başında söylemek isterim. Çok teşekkürler hocam. Biz de tekrardan sizin nezdinizde tüm görevlerimize, tüm yetkilerimize teşekkür ediyoruz diyerek başlayalım o zaman hocam. Evet, sunum saatimiz geldi. Ben sözü yavaş artık size devrediyorum. Sunumu paylaşabiliriz hocam. Tamam. Şu an geliyor. Tam ekranı alacağız. F5. Her şey yolunda. İyi sunumlar. Bugün sizlere sebze alanlarında, seralarda bozkurtlar hakkında bilgi vereceğim. Bozkurtlar Lepidopter takımı Noctuidae familyasına ait zararlılardır. Yani bunlar gece, akşamları aktif zararlılardır. Yansıda zararlının yumurtasını, larvasını ve pupasını görmektesiniz. Bozkurtlar diye tanımladığımız iki tane türümüz var. Bunlardan ilki Agrotis ypsilon'dur. Yansıdaki gördüğünüz bozkurt türlerimizin erginleridir. Agrotis ypsilon ön kanatlarında böbrek şeklinde lekeler vardır. Ve lekelerin üzerinde siyah renkli küçük üçgen şeklinde uzantılar vardır. Diğer türümüz olan Agrotis segatum'da ise bu uzantılar yoktur. Yansıda gördüğünüz gibi. Yine aynı zararlıların larvalarını incelediğimizde Agrotis ypsilon larvalarında deri üzerinde değişik kabarcıklar bulunmuş. Agrotis segatum'da ise deri yüzeyinde kabarcıklar yoktur. Yani biz bu iki zararlıyı da bozkurtlar olarak isimlendiriyoruz ama her iki ayrı türünde ayrıştırabileceğimiz belirli özel teşhis noktaları vardır. Erginler yumurtalarını buldukları bitkilerin saplarına, yapraklarına ve toprağa tek tek ya da gruplar halinde bırakır. Bir dişi ömrü boyunca yaklaşık 3000'e kadar yumurta bırakabilir. Sıcaklık ve neme bağlı olarak kuluçka süresi yani yumurtanın açılma süresi kısalır. Bu yumurtalardan çıkan larvalar Mayıs ayı boyunca görülür ve kültür bitkilerinde zararlı olur. Yansıda zararlının yumurtasını, larvasını ve pupasını görüyoruz. Zarar şeklinden bahsetmemiz gerekirse, bozkurt larvaları birinci ve ikinci dönem bitkilerin taze yaprak ve sürgünleriyle beslenir. İlerleyen dönemlerde geceleri aktiftir, başta da belirttiğim gibi. Ve toprağa yakın yerde kök bazını keserek ya da kemirerek zarar yaparlar. Ayrıca çimlenmekte olan tohumları ve yumrulu bitkilerin toprak içindeki yumrularını yiyerek de ürün kaybına neden olur. Bu zararlılar
Özellikle tarım alanlarında, örtü altında da, tarla bitkilerinde de genellikle ilk gelişme evresinde ve fide döneminde zarara neden olduğu için ürün kayıplarının yüksek olmasına neden olabilecek zararlardır. Dolayısıyla kontrollerinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Mücadelesinde her zaman öncelikle biz entegre mücadele kapsamında zararlılarla mücadeleyi değerlendiririz. İlk önce kültürel önlemlere fırsat veririz. Bu bozkurt için de geçerlidir. Burada öncelikle seralarda ürün kaldırdıktan, hasat edildikten sonra toprak işleme mutlaka iyi bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü toprak işlemesini sağlıklı yaptığınız zaman toprakta bulunan zararlıları yüzeye çıkarırsınız. Bu sıcaklık ya da iklim faktörleriyle ya da biyotik faktörlerle, doğal düşmanlarla baskılanmasına zararlının imkan sunar. Bizim entegre mücadele kapsamında değerlendireceğimiz son şıkkımız da kimyasal mücadeledir. Burada da zararlı hakkında yapabileceğimiz kimyasal mücadeleyi dört başlık altında değerlendirebiliriz. Bunlar zehirli yem uygulamaları, tohum ilaçlaması, fide bandırması ve yeşil aksam ilaçlamasıdır. İlaçlama zamanımızı neye göre belirliyoruz? Sebze alanlarında tarlanın köşegenleri istikametinde gidilerek metrekarede en az 2 ya da 3 larva görüldüğünde ilaçlama yapılır. Dikimden sonra da tarlanın köşegenleri yönünde girmek suretiyle en az 50 bitki incelenir. Kontrol edilen bitkilerde %1 ya da 3 oranında larva ya da kesik bitki görülürse mutlaka kimyasal uygulama yapılması gerekir. Bu kimyasal uygulamada kullanılacağımız bitki koruma ürünlerinde bakanlığımızın BKÜ Tarım Orman Gov.tr sitesinden öğrenerek, takip ederek kullanabiliriz. Ben burada ilaç ismi paylaşmadım çünkü bu ilaçlar sürekli güncelleniyor, yasaklananlar olabiliyor ya da yeni preparatlar dahil olabiliyor. O nedenle bu web sitesini takip etmekte fayda var üreticilerimiz açısından. Zehirli yem uygulamasında 10 kilogram yeme yarım kilo şeker ve bu BKÜ Tarım Orman Gov.tr'de tavsiye edilen ilaç karıştırılarak dekara 5-8 kilogram hesabıyla uygulama yapılır. Yine tohum uygulamasında da 1 kilogram tohum için gerekli ilaç hafif nemlendirilerek tohum maddeyle karıştırılır. Fide bandırmasında da genişçe bir kap içine su ve ilaç konulduktan sonra yeteri kadar kil ve kirli toprak ilave edilir ve karışım bulamaç haline getirilir. Fidelerin kökleri kök boğazının üst seviyesine kadar bandırılır. Sonrasında da 10 dakika bekletilir ve dikim yapılır. Yeşil aksam ilaçlaması seçeneğimiz bu noktada. Hazırlanan ilaçlı su bitki ve kök boğazı çevresine toprak yüzeyiyle ilaçlanır. Bu zararlılar ile mücadelede tohum uygulaması ve özellikle zehirli yem uygulaması kimyasal mücadelede daha başarılı olan uygulamalardır. Ve üreticilerimiz mutlaka kimyasal uygulama yapacakları zaman bu metrekaredeki 2-3 larva, biz buna ekonomik zarar eşiği diyoruz, buna dikkat etmeleri lazım. Bunu gördükleri zaman ilaçlamalarını yapsınlar. Eğer bu sayıya ulaşmazsa ilaçlama yapmasınlar. Seradaki ya da tarladaki dengeyi korumak adına. Bozkurtların bizim burada entegre mücadele kapsamında bahsetmiştim, öncelikle kültürel önlemler ve akabinde de eğer varsa biyolojik mücadele etmenlerini değerlendirmemiz tercih edilir. Bu zararlımız
için ülkemizde tespit edilen doğal düşmanlar da yansıda görmektesiniz. Bunlar ülkemiz ser alanlarında ve alçak alanlarda tespit edilmiş faydalı böceklerimiz. Biz bunlar parazitoidleri, bunlar adeta çok spesifik oldukları için sadece bozkurta özelleşmiştir ve bozkurt olduğunda bozkurtu tanır ve parazitler ve dolayısıyla zararlıyı baskı altına alır. O nedenle demin kimyasal uygulamadaki yaptığım vurgulama bu seradaki ve açık alandaki dengeyi korunması açısından kimyasal mücadelenin dikkatli o bir şekilde yapılması lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz sizlere. Hemen ben şunu dosyamızı kapatıyorum. Evet. Şimdi ilk olaraktan teşekkürlerimizi ve selamlarımızı ileterek başlayalım istiyoruz hocam. Tabii ki. Teşekkürler. İlk olaraktan Celal Mert Aslan Beyler teşekkürler yazdılar ve bir buket çiçek gönderdiler. Aynı şekilde Uğur Arslan Beyler de teşekkürler diyerekten bir buket çiçek gönderdiler. Mustafa Baburoğlu Beyler, merhabalar, iyi dersler herkese. Sevgi Yalçın'da Dıyaman'dan selamlarını ilettiler. Halil Çelik, iyi yayınlar, emeğinize, yüreğinize sağlık olsun yazdı. Handan Yılmaz, hoş geldiniz yazdılar. Abdurrahman Yaşar, merhaba, emeğinize sağlık, teşekkür ederim. Dilara İzol, iyi yayınlar, eğitimler çok güzel yazmışlar, biz teşekkür ediyoruz. Ferya Eryiğit, merhabalar, iyi dersler diliyorum. Murat Kasimov, Azerbaycan'dan selamlar ve iyi yayınlar dileklerinde bulunmuşlar. Teşekkür ediyoruz ve selamlarımızı bize iletiyoruz. Zeynep Bürkek, aynı şekilde selamlar, iyi dersler. Fatma Gündüz, Adıyaman'dan selamlar, iyi dersler hocam. Canan Gür, iyi dersler herkese. Gülistan Bazancır, iyi dersler yazısı. İhsan Dargın, kendisi Diyarbakır'dan tekrardan iyi yayınlar yazmışlar. Ve bu şekilde bir de tabii ki çok değerli müdürümüz, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmak. Teşekkürler hocam, iyi yayınlar diliyorum yazdılar. Ben teşekkür ediyorum katılımcılara, izleyenlere. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler aynı şekilde kız kesmeden gelmeye devam ediyor. Hayat Toprak'ta hesabı da teşekkürler bizim için çok güzel bir eğitim oldu yazdılar. Zeynep Bürkek de ağzınıza yüreğinize sağlık hocam dediler. Evet, ben ilk sorumuzla başlıyorum. Celal Mert Aslan Beyler şöyle bir yazı yazmış. Anadolu yarasa türlerinin korunması bir mücadele yöntemi olabilir mi diye demiş. Yarasalarla alakalı böyle şeyler var. Evet ama bu konuyla alakalı özellikle bozkurt mücadelesinde yarasa kullanıldığına dair bir literatüre ben karşılaşmadım. Ama eğer varsa mutlaka tabii ki değerlendirilmeli yani. Tamam, çok teşekkür ederiz hocam tekrardan. Katılımcılarımız teşekkürlerini bildirmeye tekrardan devam ediyorlar. Ben birazcık toparlayalım istiyorum. Bu sebeple size yine bir genel soru sormak isterim. Tabii ki. Üreticilerimizin bu konuda genel olarak da mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca bir özetleyebilir miyiz hocam? Öncelikle seralarda ve açık alanlarda mutlaka kültürel önlemlere dikkat edilmesi lazım. Bu ne demek? Örnek veriyorum. İşte sürüm çok önemli. Sürümü dikkatli yaparsanız, özenerek yaparsanız, çünkü bu toprakta özellikle toprağa tercih eden bir zararlı. Eğer siz toprağı karıştırırsanız alttaki toprağın alt tabakasındaki zararlının yüzeye çıkmasını sağlarsınız ve biyotik ve abiyotik faktörlere karşı zararlı savunmasız kalır. Gerek sera alanları da biliyorsunuz ki gayet sıcak, nemli. Gerek sıcak öldürür ya da işte yansıda da hani sunumda da bahsettiğim biyolojik mücadele etmenleri tarafından bu zararlı baskılanabilir. Onun yanı sıra genel tarlada ve seralarda bitki artıklarının bırakılmaması yine çok önemli. Hijyeni düzeni seranın çok önemli. Seranın etrafında kullanılacak türlerin yırtık ya da yıpranmış olmaması çok önemli. Çünkü bu kelebekler gece siz gündüz görmezsiniz ama zararlıyı yok sanırsınız. Halbuki kelebek gece aktif. Dolayısıyla eğer o tüllerde bir yıpranma varsa mutlaka serayı bir enfeksiyon oluşturur.
Bu nedenle seraya üreticilerimiz zaten ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ben biliyorum. Fakat bu seranın yapısal özellikleriyle ve bitkinin yetiştiricilik aşamalarındaki yapılan işlemlerde her daim düzenli ve sistemli bir şekilde ilerlemeleri lazım. Eğer böyle olursa inanın kimyasal mücadeleye gerek bile kalmaz. Bu çok önemli bir şey yani. Şimdi şöyle, aynı insan gibi düşünün. Hastalandıktan sonra daha fazla efor sarf ediyoruz ama hastalanmadan evvel nasıl kendimize daha iyi bakıyoruz? Daha sağlıklı birey olduğu zaman mikroplar bize daha az zarar verebiliyor ya. Aynı tarım da böyle. Bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Çok teşekkür ederiz hocam sunum için, paylaştıklarınız için, verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizim için keyifli ve bilgi dolu geçti. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ramazan İdil'i de aynı şekilde teşekkürler yazdılar. Bize teşekkür ediyoruz. Evet, yine diğer bölümlerimizde o zaman sizlerle beraber farklı çalışmalar üzerine de programlar yapmak üzere diyorum ben. Sizin söylemek istedikleriniz nelerdir? Yavaş yavaş kapanışa doğru ilerleyebiliriz. Ben size Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne ve Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne, teknik personellerine, bizi izleyen değerli üreticilerimize, teknik personel arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam, bizi birbirimizle iletişim haline geçmemizi sağlayan güzel bir ortam olduk. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Yalnız iki katılımcımız tekrardan yazı paylaştılar. Onların da yazılarını geride bırakmak istemiyoruz. O yüzden tamam. Hemen kendilerinin de yazılarını aktaralım sizlere. Tamam. Görmek istediklerinizi de yine almış olalım. Sema Özcan, hocam saygılar Bursa'dan. Doğal düşmanları nelerdir ve en etkin mücadele ülkemizde hangi parazitle, parazitoidle yapılmaktadır? Evet, bu söylediğim, sunumda da gösterdiğim gibi brokonit ve takinit familyasına ait himenotlar takımında bulunan birçok parazitoid ülkemizde belirlenmiş, tespit edilmiş. Fakat ticari anlamda salım yapılmıyor diye yapılmıyor bu zararlıya karşı. Ama ortamda doğal olarak bulunan faydalılar bunlar. Yani örnek veriyorum bir trigogramma gibi salımı yapılan türler değil bunlar. Şu an için. Ama gelecekte ne olur çalışmalar ilerler. Farklı ticari firmalar bunların ruhsatla çünkü hani bu biyolojik mücadele etmenleri de tıpkı ilaçlar gibi ruhsatlandırılıyor biliyorsunuz. Böyle bir preparat olur. Ama tabii ki kullanılabilir. Ama şu an için doğal dengenin sera alanlarında da, açık alanlarda da doğal dengenin korunması lazım. İşte bu nasıl oluyor? Daha az ilaç kullanarak ya da sadece gerektiğinde ve acil durumlarda ilaç kullanarak biz bu doğal etmenleri koruyabiliyoruz ve bu şekilde doğal biyolojik mücadelenin korunması ve desteklenmesini sağlayarak bu konuda başarılı olabiliriz. Ama bu zararlılar için en önemli başarılı mücadele yöntemi kültürel önlemler. Çok teşekkürler tekrardan hocam. Güner Sayın hocamızdan merhaba hocam. Toprağa azot karıştırmak için bakliyat ekip toprağa karıştırmak bir yandan azot sağlarken bir yandan da bahsettiğiniz bu zararları da besler mi? Çok teşekkürler. Beslemez bu konuda. Şöyle siz orada bir karıştırma eylemi yapıyorsunuz. Bu zararlılar hassas zararlılar. Özellikle larvaları. Her türlü yıpranmaya, güneşte maruz kaldığında yani yapısı çabuk bozuluyor. Fiziksel anlamda, morfolojik anlamda yapısı çabuk bozuluyor. Hatta böyle gübrelerle karıştırdığınız zaman toprak sağlığını da siz arttırmış olursunuz. Bitkinin dayanımını da arttırmış olursunuz. Ama tabii ki bu gübreleme konusunda çok önemli. Mesela özellikle kimyasal gübre kullanımının çok aşırı olmaması lazım. Eğer aşırı kimyasal gübre kullanırsanız zararlı popülasyonu desteklersiniz. Çünkü taze aksamı artmasına teşvik edersiniz.
O yüzden her şeyin ilacın da gübrenin de dozunda ve gerektiğinde kullanmamız en önemli mücadele, kültürel anlamda mücadele stratejimiz olmalı. Çok teşekkürler hocam. Ferya Ergit de teşekkürler yazdı. Biz de tekrardan tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve evet, artık yavaşça kapanışa doğru ilerlemiş olabiliriz. Bugün çok değerli bir eğitim gerçekleştirmiş olduk hocam. Biz tekrardan size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bitki doktorları eğitim serimiz içerisinden Bozkurt ve Mücadelesi eğitim serimizin sonuna geldik, dersimizin sonuna geldik. Başta Antalya Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimiçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmak, tüm yetkililerimize, değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve tabii ki değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare, hocamızın da biraz önce dediği gibi, kimyasal mücadele. Çok teşekkür ederiz her şey için bir kez daha. İnşallah diğer bölümlerde